Şimdiki adresimiz yalnızca köftenin en iyisinin yapıldığı bir restoran değil. Burada aynı zamanda en lezzetli tavuklar, pirzolalar, sakatat, daha pek çok gıdayı bulabiliyorsunuz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Avcılar İstanbul'dan sesleniyoruz. Muhteşem bir lezzet durağına konuk olduk. Köfte Çin'e, tarihi Çin'e köftecisi ve mekanın sahibi Sayın Tuğran Varan ile birlikteyiz. Bakalım bize bu muhteşem mekan ve unutulmaz lezzetleri hakkında hangi bilgileri aktaracak? Merhabalar. Merhaba. Tuğran Bey, burada bulunmak gerçekten çok çok keyifli. Çünkü çocukluğumuzun o muhteşem tatlarını aslında bizlerle tekrar buluşturmuşsunuz. Evet. Kapıdan içeriye girdiğimiz andan itibaren bu mekanı saran o muhteşem koku gerçekten yıllar evveline döndürdü bizi. O köftenin kendine has muhteşem kokusu. Gerçekten şimdi her şey o kadar yapay ki, bu yapaylığın içinde bu kadar doğal bir mekanı bizlerle buluşturduğunuz için kendim adına, çocuklarımız adına, Türkiye'm adına sonsuz teşekkürler etmek isterim öncelikle. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Tabii ki yıllara varan keyifli bir tecrübe ve 30 yıllık tecrübenin Köfte Çin'de tekrar hayat buluşu. Hikaye aslında o kadar keyifli ki bu köftenin lezzeti için tekrardan biz buradayız dedik aslında. Ama ben tabii hikayeyi, yeni açılan bu güzel mekanın hikayesini yaratıcısından dinlemek istiyorum. Diyorum ki Köfte Çin'e Aydın'dan gelen lezzet nasıl doğdu? Köfte Çin'e değerli arkadaşım, ortağım Mustafa Şentürk'le beraber yaklaşık 1,5 yıl evvel Beylikdüzü'ndeki Esenyurt Beylikdüzü şubesiyle başladık. Şimdi 1,5 yıl içinde ikinci şubemizi açtık. Şu andaki çekim yaptığınız yer Avcılar Şubesi'ni açtık. Değerli arkadaşımın şeyiyle, bu köfteyi bana çok meşretmesiyle, tavsiyesiyle inceledik, gördük. Yerinde gittik, inceledik. Kendisi zaten uzun süre bu işin üzerinde yapmıştı. Çalışmıştı. Biz de tadına baktık. Ben zaten 30 yıllık meslektenim, bu mesleğin içindeyim. Restoran işletmeciliği, et lokantası işletmeciliği yaptım. Kebap ayrıyeten. Ama ben köfteyi de çok sevdiğim için, bu köfteyi de çok beğendiğim için, yani diğer yediğim bütün köftelerin üstünde bir lezzete sahip olduğunu görünce, bu köfteyi buraya taşımaya karar verdik. Ve İstanbul'da ilk defa Köfte Çin'e, yani Çin'e, tarihi Çin'e köftesi İstanbul'da bizle beraber başladı. İstanbul'a gelmiş oldu. Evet. Süper, diliyoruz ki öncelikle İstanbul'umuzun tüm ilçelerine, sonrasında tüm Türkiye'm olsun. Lezzet dedik gerçekten. Hani derler ya, doğru malzeme doğru ellerle buluşursa eğer, evet, işte unutulmaz lezzetler çıkar ortaya. Muhakkak. Köfte Çin'e de gerçekten bu lezzetlerden bir tanesi. Evet. Dolayısıyla bu konuda emeği geçen aşçılarımıza, sevgili kardeşlerimize, kısaca A'dan Z'ye tüm herkese diyoruz ki emeğinize, yüreğinize sağlık. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Bu güzel mekan aynı anda kaç konuğu ağırlayabiliyor? 50 kişiyi şu anda ağırlayabiliyoruz. Yazın biraz daha fazla olabiliyor. Bir 20 kişi daha fazlalaştırabiliyoruz. Ön tarafında yazlık kısmı keyifli var. Keyifli bir, evet, değil mi? Evet, evet. Öyle şey olarak öyle. Burada tabii ki burada unutulmaz bir lezzet var. Biraz evvel yeme şansı yakaladık. Hani derler ya, anlatılmaz yaşanır lezzetler, evet, vardır. Evet. İşte burada Köfte Çin'e de o lezzetlerden gerçekten bir tanesi. Evet. Gelsinler, görsünler ve yesinler diyoruz buradan tüm Türkiye'me. Evet. Burada demişsiniz ki canı köfte istemeyenler sakın üzülmesinler. Tabii biz Köfte Çin'e de iddialıyız ama onun yanında diğer ürün yelpazeleri de bu güzel mekanda sunulan hizmetler arasında. Neler var diğer lezzet şimdi olarak? Şöyle, çöpşiş görüyorum çöpşiş orada. Çöpşiş zaten Aydın yöresinin ve Çin'enin özellikle olmazsa olmazı çöpşiş ve köftesi meşhurdur. Dolayısıyla da tabii İstanbul'a getirdiğimiz için bunun yanında Silivri'nin meşhur kesme, manda yoğurdunu. Kesme yoğurt, manda yoğurt. Evet. Bıçakla keserek gerçekten, evet, masamıza, evet, taşıdık, evet, bunu. Evet, evet. Ayrıca gene muhteşem ev yapımı turşular görüyorum. Turşular var. Bunlar özel yaptırıyoruz. Yine Aydın yöresinden geliyor. Zeytinyağımız Halis zeytinyağı, yine değil, Aydın hakiki yöresi. Zeytinimiz ve Edremit bölgesinin zeytinyağını kullanıyoruz.
Tatlı olarak yine Trakya'nın meşhur Hayrabolu tatlısı, peynir tatlısı. Değil mi? Muhteşem, evet, tahiniyle falan, tahiniyle ve fındığıyla beraber servis ediliyor. O da çok değişik bir lezzet. Ayrıca yine burada değerli ustalarımızın yaptığı fırın sütlacımız var. Değil mi? Gene sütümüz özel olarak Silivri'den getirtiyoruz, özel biliyorum. Özel zaten. Hep şeyimizi özel getirtiyoruz. Tamamıyla organik bir şekilde sunulan lezzetler arasında. Etimiz de Aydın'ın bölgesinden geliyor. Evet. Burada tabii piyazı görüyorum gene. Hani köftenin yanında, piyaz, etin yanında. Piyaz klasik, değil, biliyorsunuz. Demek piyaz olmazsa olmaz. Ama salatalarımız, diğer salatalarımız da var. Mevsim salatamız, efendime söyleyeyim, çoban salatamız, gavurdağ salatamız. Fakat olmazsa olmaz piyazdır köftenin yanında. Kesinlikle. Evet. Burada tabii gene hani dedik ya, çocukluğumuzu bizlere bağışladınız. Yine burada özel olarak getirtilen yoğurdumuzdan olan muhteşem ev yapımı ayranımızda konuklara sunulan lezzetler arasında. Evet. Bu da şimdi Çin'in meşhur bir madran suyu vardır. Madran suyu çok özel bir sudur. O sudan getirtiriyoruz. Oradan süzme yoğurtla beraber, o suyla beraber madran ayranı yapıyoruz. Ve konuklarımıza ikram ediyoruz. Aynı zamanda doğal ayran olduğu halde hiç şişirmez. Çok hazmı kolaylaştıran bir su olduğu için o bölgeyi bilenler bilir yani. O suyla ya ve oradan getirdiğimiz süzme yoğurtla yapıyoruz. Evet. Her şeyin en hakikisi, en doğalı burada köfte Çin'de buluşturuldu diyoruz. Evet. Doğal deyince tabii ki bizlerin vazgeçilmezi, Türk mutfağının vazgeçilmezi, çorbayı da söylemeden geçemeyeceğim. Süzme mercimek çorbasında da gerçekten iddialıyız. Evet. Ve burada onu da gebelerini içmelerini süzme tavsiye mercimek, ediyoruz. Evet, süzme mercimek çorbamız tereyağlı. Ayrıca tabii köftenin bir de pidelisini yapıyoruz. Yani bildiğimiz özel sosuyla, özel soslu, altında pideli sosu var. Tereyağı ve manda yoğurduyla servis yapıyoruz. O da çok beğeniliyor. Kesinlikle burada da bir iddialıyız. Bir de özel bir piliç ızgara tarzımız, pişirme tarzımız var. Onu da sunuyoruz beyaz et severlere. Süper. Aslında evet, burada yani lezzet deyince tüm lezzetler özel formüllerle bizlerle köfte Çin'de buluşturuldu desek, evet, en doğru cümle olacak diye düşünüyorum. Evet, sağ olun. Ve muhakkak yenilmesi gereken bir lezzet durağı olduğunu önemli vurguluyorum buradan. Ama burada demişsiniz ki bizim için en önemlisi müşteri memnuniyeti. Evet. Buraya gelemeyen konuklar sakın üzülmesinler. Paket servisimiz de var. Paket, evet, servisi, evet, paket bir alo kadar var, yakınız tüm alo, konuklara. Tamam. Evet, evet. Yemek istedikleri adrese gönderiyoruz. Süper. Peki hedefler neler ileriye yönelik? Şimdi hedeflerimiz işte 18 ayda ikinci şubeyi açınca her ilçede bir tane açmayı düşünüyoruz. Her ilçeye bir tane açıp oradaki hemşerilerimizi işte bu lezzetten tattırmak, yararlanmalarını sağlamak istiyoruz. Evet. İnşallah önümüz açılır da işte o hedeflere. Ama inanıyoruz bu, biz bu lezzete inandığım için kesinlikle olacaktır yani. Ben diliyorum ki bu keyifli lezzet, bu muhteşem tüm ürün yelpazeleri de ve yine başında da söyledim, öncelikli olarak İstanbul'umuzun tüm ilçelerinde, sonrasında tüm Türkiye'mde diyoruz ve evet, neden olmasın? Burada diliyorum ki bu kalite, müşteri memnuniyeti ama hep bu gülen yüz bizlerle olsun. Saygılar olsun efendim. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Avcılar İstanbul'dan, Köfte Çin'den, tarihi Çin'e köftecisinden sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Diyoruz ki tüm Avcılar ve civarı zaten biliyor. Ama biz bütün İstanbulluları ve hatta yolu İstanbul'a düşenleri bir kez olsun bu unutulmaz lezzetlere davet ediyoruz. Söz Merkez Stüdyolarında.